Seçim Akdeniz'den iyi akşamlar değerli konuklarımız tekrar. Bu defa canlı yayın konuğumuz AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı ve Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü. Sayın Tütüncü hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmeyeli her şey yolunda. Her şey yolunda. Yoğun bir kampanya çalışmamız devam ediyor yoğun şekilde. Ve bugün de şimdi sizlerle birlikteyiz. Evet, çok teşekkürler. Kısa bir Kepez'de son dakika çalışmaları, izlenimleri, projelerinizin halkta yansımasını ve çalışmalarınızı kısaca özetler misiniz? Tabii gerçekten çok güzel bir seçim kampanya dönemi geçiriyoruz. Kepez'in 2009-2014 yılları arasında kazanmış olduğu ivmeyi daha da üste çıkarmak için yepyeni bir döneme hazırlanıyoruz. Yepyeni projelerle hazırlanıyoruz. Ve bu hazırlandığımız projeler 7'den 70'e bütün Kepez'imizin içinde aradığını bulabileceği son derece özel, son derece güzel hazırlanmış projeler. Ve inşallah o projeleri halkımıza şu an anlattık, anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz geri kalan 10 gün içerisinde. Halkımızın heyecanına ortak olmak, anlattığımız zaman halkımızın bizlere itibar etmesi, bizlere bu konuda biz size güveniyoruz demesi, bu konuda bize prim vermeleri çok büyük bir onur vesilesi, çok büyük bir onur. İnşallah önümüzdeki günler, önümüzdeki seneler Kepez için, Antalya için çok daha güzel seneler olacak. Evet, Sayın Tütüncü, şu anda Kepez'le ilgili yaptığın çalışmalar ve projelerinizle ilgili bir görüntümüz var. Görüntüyü izleyelim, sonra tekrar değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın seyirciler, bu arada programımızın ilerleyen dakikalarında Kepezli soracak Sayın Hakan Tütüncü anında görüntüyle sorularınıza yanıt verecek. Gerek Twitter üzerinden gerekse SMS yoluyla sorularınızı bekliyoruz. Şimdi kameralarımız Kepez'de. Kepez'i Antalya'nın cazibe merkezi yapmak ve güvenle bakan Kepez'i inşa etmek için sizlerden aldığımız güç ve güvenle tam 5 sene önce emanetinizi teslim aldık. Antalya'da ilklerin yaşandığı, geleceğin vizyon kenti kimliği kazanan yepyeni bir Kepez için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla yeni dönemde de daima millet, daima hizmet anlayışıyla Kepez'i dev yatırımlarla donatmaya devam edeceğiz. İşte büyüyen, gelişen ve ak hizmetlerle kalkınan Kepez'i daha ileriye götürecek dev projeler. Mülkiyet. Kepezli'nin mülkiyet sorunu artık bitiyor. Kepez'in geleceğe güvenle bakabilmesi için ak hizmetler devam ediyor. Simge Proje. Kepez'i marka şehir yapmak için uluslararası bir çalışmayla ilçemizi dünyaya tanıtacak dev bir simge geliyor. Uluslararası Kongre Merkezi ve Dokuma Müzesi. Kepez Uluslararası Kongre Merkezi ve Dokuma Müzesi ile kongre turizminin de merkezi oluyor. Turizm gelirlerinden pay alıyor, Kepez kazanıyor, Kepezli kazanıyor. Teleferik. Teleferik projesiyle Kepez'in merkezi olacak Uluslararası Kongre Merkezi, Simge Proje ve Masa Dağı'na bağlanıyor. Kent Meydanı ve Anadolu Arastası. Kepezliler, marka kent Kepez'e yakışır, dev bir yatırımda Kent Meydanı ve Anadolu Arastası'nda buluşuyor. Engelli Akademisi. Engelli vatandaşlarımız için özel bir merkez ve sosyal alanla Kepez engelsiz belediyecilikte örnek bir kent oluyor. Panorama Kent Müzesi. Antalya'yı bir solukta gezdirecek görsel bir şölen, turizmin başkentine yakışır özel bir yatırım Panorama Kent Müzesi Kepez'le buluşuyor. Kepez'e 2 adet kapalı spor salonu.
Kepez'in nitelikli spor merkezinin sayısı artıyor. Sporu Kepez'in her köşesine yaymak için modern spor salonları Kepezliler için geliyor. Olimpik Spor Merkezi. Olimpik Spor Merkezi ile Türkiye'nin olimpiyat hedefine katkı sağlanıyor, Kepez geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Stadyum. Kepez hak ettiği dev bir yatırıma daha 15 bin kişilik kapasitesiyle uluslararası bir stadyuma kavuşuyor. Köylere semt spor kompleksleri. Kepezimizin köyleri de semtleri gibi futbol ve basketbol sahaları olan spor komplekslerine sahip oluyor. Semt spor sahaları. Kepezliler için daha fazla spor, daha fazla sağlık demek. Tüm Kepez'in spor yapması için nitelikli spor alanlarını yaygınlaştırıyoruz. Belediye Sağlık Merkezi. Kepez'e sağlık yatırımları devam ediyor. Belediye sağlık merkezleriyle sağlık yanı başınızda. Sosyal yaşam alanı. Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesi daha Kepez'de hayat buluyor. Tüm sosyal yardım birimlerimiz huzur veren bir ortamda buluşuyor. Şefkat ve huzur evi. Yaşlılarımız için ferah ve huzurlu bir ortamı kendilerine armağan edeceğiz. Özgün projesiyle emsallerinden çok farklı bir şefkat evinde onları misafir edecek, vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Kepez Şehir Kütüphanesi. Tüm Antalyalı hemşehrilerimizin kullanabileceği Antalya'nın bilgi bankası olacak kütüphane Marka Kent Kepez için geliyor. Elmalılı Hamdi Yazır Araştırma Merkezi. Antalya'nın tarihini, geleneklerini, adet ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere Elmalılı Hamdi Yazır Araştırma Merkezi taşıyor. Masal Diyarı. Çocuklarımızın hayali yepyeni, kocaman bir masal diyarı geliyor. Antalya'nın çocukları ve hatta büyükleri Kepez'de buluşuyor. Kuru Düden Rekreasyon Alanı. Kepez coğrafi güzelliklerini fırsata çeviriyor. Kuru Düden canlanıyor, Kepez kazanıyor. Kepez Olimpiyat Parkı. Olimpiyat coşkusunu Kepez'de yaşatacak açık ve kapalı tesisleriyle bambaşka bir park, yepyeni bir yatırım yükseliyor. Osmanlı Has Bahçesi, Selçuklu Has Bahçesi. Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerinin bizlere armağanı has bahçelerle yedi cihan imparatorluklarının görkemi Kepez'de yaşanıyor. Botanik Park. Yeşili koruyan, doğa dostu yatırımlarla büyüyen Kepez, her mevsimi bir renk, her rengi bir gelecek gibi yaşıyor. Bayrak Parkı. Milletimizin onuru, göklerin ay yıldızlı gururu Bayrak Parkı, Kepezlileri eşsiz bir temalı parkta buluşturmaya geliyor. Göç Yolu Müzesi. Kepez'in en önemli değerlerinden yörüklerimizin kültürel değerlerini yaşatacak ve geleceğe TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan bilim merkezinde geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bilim ve teknolojinin kapıları açılıyor. Anadolu Bahçeleri. Kepez'de Anadolu salkım salkım, demet demet yaşanıyor,
Kepezlilere Anadolu'nun zenginlikleri Anadolu Bahçeleri ile sunuluyor. Kepez Kültür ve Sanat Akademisi, Kepez Semt Kültür Merkezi, Kepez Sanat Sokağı, Kültür Turları, Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri, Barış Manço Müzik Ödülleri, Kepez Açık Hava Sineması. Kepez, dev yatırım ve projelerle geleceğin sanatçılarının yetiştiği, dört bir yanında kültür ve sanatın yaşandığı, gündüzü ve gecesi sahne olan Antalya'nın kültür ve sanat ilçesi oluyor. Kepez markası yükseliyor, Kepezli kazanıyor. Öğrenci konuk evi, eğitim kurumlarına destek, gençlik merkezleri, yepyeni bilgi evleri, semt kreşleri. Kepez'in geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarına çözüm olacak projelerle Kepez geleceğine güvenle ve emin adımlarla yürüyor. Prestij caddeler, Kepez Balıkçılar Sokağı, Kepezada Yaşam Alanı, Kent Parkı, Macera Parkı, geleneksel sokak oyunları alanları, Masa Dağı Rekreasyon Alanı. Kepez'e yeni bir imaj kazandırarak Kepez markasını tescilliyoruz. Kepezli'nin hak ettiği sosyal yaşam alanları ve rekreasyon alanlarını hizmete açarak Kepez'imize yakışır dev yatırımları ak icraatlarla hayata geçiriyoruz. İlçemizin değerini arttırıyoruz. Kepez bisiklet, Kepez kardan adam, engelsiz okul ve cami, bayanlara spor merkezleri, semtlere açık yüzme havuzları, Kepez simülasyon merkezi. Kepezlilerin yaşam standartlarını yükseltecek, onların spor ve eğlenceyle iç içe yaşamalarını sağlayacak, engelleri Kepez'de aşacak yepyeni hizmet ve yatırımlar geliyor. Kapalı pazar yerleri, otopazarları, modern kurban pazarı ve kesim alanı, Kepez'e yeni büfeler, esnaf siteleri, mahalle otoparkları, üst geçitler, semt konakları. Kepez'in yüzünü değiştirmek, Kepez'in geleceğine yön vermek için vatandaşlarımızın bütün istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarla Vizyon Kent Kepez yoluna ak icraatlarla devam ediyor. Kepez Kart, Kepez STK Kampüsü, Akmek Demek Ekmek Demek, Sosyal Yardımlaşma Merkezleri, Evde Bakım, Mobil Belediye Hizmetleri, Kepez'e Ücretsiz internet, Varsak Antik Kent Projesi. Ak hizmetlerden tüm vatandaşlarımızın yararlanabilmesi, toplumun bütün kesimlerinin Kepez'in geleceğinde söz sahibi olabilmesi ve milletimizle birlikte yürüyen güçlü bir belediyecilik anlayışı için Hakan Tütüncü ve yol arkadaşları geliyor. Kepez'i daha da ileri götürmek için, geleceğimize sahip çıkmak için, çağdaş hizmet ve yepyeni umutlar için, Büyük Kepez için Hakan'la yola devam. Sayın seyirciler, görüntüleri hep birlikte izledik. Kepez'i yapılan çalışmaları ve projeler, özellikle projeleri detaylı bir şekilde izledik. Sizler de izlediniz. Dediğim gibi anons yaptım programın başında. Twitter üzerinden ve SMS'de sorularınızı canlı yayında gönderebilirsiniz. İlerleyen dakikalarında Sayın Başkan'a sorularınızı yöneteceğim. Sayın Başkan, tekrar stüdyodayız, canlı yayındayız. Tabii ki birçok projenizi gerçekleştirdiniz. Biliyorsunuz 2009 yılında 41 projeniz vardı. Evet. 41 kere maşallah adı altında. Şu anda da sevgili seyircilerimiz görüyor ekranda, 7'den 70'e Kepez'imize 70 proje Hakan Tütüncü şeklinde bir çalışmanız var. Bunu birazdan açacağız. Öncelikle Kepez'de mülkiyet sorunu bitecek demişsiniz. Evet. Projelerinizi açıklamışsınız. Evet. Sanıyorum geçtiğimiz günlerde menzil sitesiyle ilgili bir, evet, çalışmanız oldu. Tapu çalışmanız oldu.
uzun yıllardır sıkıntılıydı. Oradan girerseniz sonrasında da KEPEZ'in mülkiyet sorunlarını sizden alalım. Evet, İdris Bey, KEPEZ'in en önemli problemi mülkiyet. Vatandaşlarımız tapularına kavuşmak, yıllarca tapusuz oturdukları bölgelerin tapularını alabilmek için adeta özlemle bir bekleyiş içerisinde acaba bizim tapularımızı kim verir ya da kim verecek diyorlardı. Evet. Göreve geldikten sonra yaklaşık 18 bin tapuyu sahiplerine teslim ettik. Bu KEPEZ Belediyesi tarihinde önemli bir rekor. İnşallah şimdi önümüzdeki dönemde de çok farklı bir heyecanla, tıpkı 2B problemini çözdüğümüz gibi tapu problemini de tamamıyla ortadan kaldıracağız. Vakıf arazilerinin üzerinde evleri olan, gece konduları olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımızın da problemlerini bu dönemde esaslı ölçüde çözdük. Aslında bu 18 bin tapunun içerisinde çok fazla sayıda vakıf arazisinde oturan vatandaşlarımız var. Ve bunların tapularını, tapu problemlerini çözdüğümüz gibi geri kalan vatandaşlarımızın tapu problemlerini de çözmek açısından en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve devam ettireceğiz. Tabii bu noktada hemen bir şeyi ifade etmek istiyorum. Biz çalışmalarımızı seçim öncesi ya da seçim sonrası diye ikiye bölen bir anlayışa sahip değiliz. Şu anda da geçtiğimiz günlerde de yaklaşık bir 80 parselimiz yine Maliye Bakanlığımızdan onayları çıkmak suretiyle geldi. Şimdi onların dağıtımlarını yapıyor arkadaşlarımız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Artık diyorum ki 2014 yılında biz yeni bir manifestoyla hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. 5 yıl sonra artık yıllardır konuşulan bu tapu meselesi, mülkiyet meselesi tamamıyla ortadan kalksın istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı biz buna göre sürdüreceğiz. 2009-2014 yılları arası tapulama konusunda KEPEZ Belediyesi'nin, tekraren ifade ediyorum, altın çağı olmuştur. Çok önemli bir rekora imza atılmıştır. 18 bin tapuyu hak sahiplerine dağıtmak öyle kolay bir iş değildir. Ve esaslı bir ölçüde bu problemin çözümü bu dönemde gerçekleşmiştir. Geri kalan kısımlarda inşallah önümüzdeki dönem çözülecek. Vakıf arazilerinde ya da hazine arazilerinde, KEPEZ'in hangi noktasında olursa olsun, gece kondusu olan ve tapu bekleyen vatandaşlarımız rahat olsunlar, bizlere güvensinler ve inşallah biz onların güvenleriyle birlikte bu seçimleri en iyi şekilde kazanıp bu problemleri ortadan tamamıyla kaldıracağız. Yine diğer taraftan az evvel çok önemli bir konuya değindiniz. Menzil sitesi. Biliyorsunuz yaklaşık 30 yıldır menzil sitesinin tapu problemi vardı. Menzil sitesi sadece başlı başına bir problem olmakla kalmıyordu. Onun yanında Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Öz Elmalı sitesinden Anıt sitesine kadar oradaki 7 tane ayrı sitemizin mülkiyet problemleri vardı. O otogarın yanındaki o çok katlı binalar tapusuz ve üzerinde de yıkım kararı olan, mülkiyeti de vakıflara ait olan arazilerdi. Biz 2009'da oradaki vatandaşlarımıza söz verdik. Dedik ki bakın, 25 yıldır sizin bu problemlerinizi kimse görmedi. Herhangi bir kimse bu problemleri çözmek için kollarını sıvamadı. Ama biz seçimleri kazanacağız. İnşallah seçimlerden sonra sizlerin problemlerini çözeceğiz dedik. Ve o vatandaşlarımızın üzerinde yıkım kararı olan, tapusuzluktan dolayı yıkım kararı olan o binalarının hukuki problemlerini çözdük. Ve geçtiğimiz haftada güzel bir tapu töreniyle oradaki vatandaşlarımızla, menzil sitesindeki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık bu kooperatiflerde 1500 tane daire var İdris Bey. Evet. Bu 1500 tane dairenin hukuki problemini çözmek, o vatandaşlarımızı rahata eriştirmek bizim için büyük bir mutluluk vesilesiydi. KEPEZ'in mülkiyet problemleri çok uzun yıllara dayanan bir problem. Ve bu problemlerin üzerine kararlılıkla, cesaretle gitmezseniz bu problemleri çözemezsiniz. Merkezi hükümetten aldığımız güçle, heyecanla meselelerin üzerine gittik ve problemleri çözüp vatandaşlarımızı rahata kavuşturmayı düşündük. Biz bu dönem bu noktada çok önemli bir adım attık. İnşallah önümüzdeki dönemde kalan adımları tamamlamak suretiyle KEPEZ'in mülkiyet problemini tamamıyla ortadan kaldıracağız. 2B 2009'da çok büyük bir baş belasıydı KEPEZ için. Ve söz vermiştik 2B'yi çözeceğiz diye. Hamdolsun bugün 2B mahallelerimizde tapulama işlemleri başladı. Ve vatandaşlarımız şimdi imara uygun binalarını, tapularını aldıkları arazilerin üzerinde rahatlıkla yapabilecekler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim derdimiz üzüm yemekti. Biz niyetli çobanlardık.
doğrusu iyi niyetli olduğu zaman insan tekeden bile süt çıkarırmış. Çobanın gönlü olduğumu tekeden süt çıkarırmış sözünün gereğini biz yerine getirdik ve vatandaşlarımızı tapularına kavuşturduk. Kavuşturmaya da devam edeceğiz. Evet, Sayın Tütüncü, tabii ki program hemen başladı. Sevgili seyircilerimizden de soruları almaya başladık. İlerleyen dakikalarında sayın seyircilerimizin sorularını Sayın Tütüncü'ye soracağım. Sayın Başkan, tabii Kepez'de birçok sorun var. Kolay değil, geçmişten gelen. Siz de geçmiş dönemde 5 yıllık boyunca birçok projelerinizi zaten izledik, izliyoruz ve projelerinizle birlikte yine varsınız. Önümüzdeki dönem için çalışmalarınız. Peki TOKİ ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, TOKİ bizim bölgemizde çok istismar edilen konulardan birisi. Muhalefet hep bizi TOKİ yapacak diye 2009'da da eleştirdi. Vatandaşlarımızın kalplerine, gönüllerine böyle bir korku salmanın telaşı içerisindeler. Ve oradan bir oy avcılığı yapmanın arayışı içerisindeler. 2009'da da ifade etmiştim, şimdi yine ifade ediyorum. Kepez'de biz toplu konut uygulaması, TOKİ, kentsel dönüşüm anlamında herhangi bir çalışma düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edecek her türlü projenin de, düşüncenin de karşısında olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Nasıl bu döneminde Kepez'in hiçbir yerinde TOKİ yapılmadıysa, önümüzdeki döneminde de TOKİ ile alakalı, TOKİ yapımı ile alakalı herhangi bir adım atılmayacak. Bunu bütün hemşehrilerimizin, bütün Kepezli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın böyle bilmelerini arzu ederim. Sayın Tütüncü, yine projeleriniz içerisinde en önemli önceliğiniz mülkiyet sorunu açıkladınız az önce. Yine Kepez'de Uluslararası Kongre Merkezi ve Dokuma Müzesi projeniz var. Bunu açar mısınız? Şimdi biz de oraya geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Buyurun. Kepez'in en önemli problemi tapu problemi. Bundan sonra da iş, aş ve ekmek problemi. Bizim bölgemizdeki insanlarımız yönetimlerden, merkezi idareden de, yerel idarelerden de en çok bunu bekliyorlar. Elbette ki yaşanabilir bir şehrin üretilmesi çok önemli. Parklarıyla, bahçeleriyle, yeşil alanlarıyla, donatılarıyla adeta modern bir kent görüntüsü meydana getirilmesi çok önemli. Bunun için de çok çaba sarf etmemiz lazım ama vatandaşlarımızın öncelikli beklentileri tapu ve iş, aş, ekmek problemi. Tabii iş, aş ve ekmek problemi tıpkı tapu problemi gibi konuşarak çözülen bir mevzu değil. İş, aş ve ekmek problemini çözebilmeniz için kenti önemli bir cazibe merkezi haline getirmeniz, kentteki hareketliliği çok farklı bir düzeye taşımanız lazım. Bakın biz göreve geldiğimiz zaman Kepez en temel ihtiyaçları için bile başka ilçelere gitmek için böyle bir arayış içerisindeydi. Dolayısıyla Kepez'den Antalya'nın diğer ilçelerine bir akın vardı. Hep söylerler, ne derler? Kepez bir otel kent görünümünde. Akşam insanlar evlerine istirahat için geliyorlar. Çalışmak için şehrin başka noktalarını tercih ediyorlar. Çünkü Kepez'de çok fazla istihdam alanı yok. O halde bizim belediye olarak ne yapmamız lazım? Şöyle bir şey yapabilmemiz mümkün değil. Belediyeye on binlerce insanı istihdam edebilme gibi bir imkanımız gayet tabii ki yok. O zaman şehrin avantajlarını ön plana çıkarmalıyız. Bakın Kepez bugüne kadarki görüntüsü şuydu. Çok fazla avantajları olan bir bölge, imar noktasında avantajları olan bir bölge, imar noktasında, şehircilik noktasında yeni yeni açılımların, yeni yeni adımların atılabileceği bir bölgeydi. İşte biz bütün çalışmalarımızda bu avantajları ön plana çıkaralım istedik. Ve 5 yıllık zaman zarfında bölgemize kazandırdığımız birçok projeyle, birçok hizmetle birlikte artık Kepez'in Antalya'nın diğer ilçelerinden misafir kabul etmesi durumu söz konusu oldu. Mesela bir kent ormanı, bir kültür merkezi, bir olimpik yüzme havuzumuz varsa, oluşturduğumuz tesisler, masal parkımız vesaire, bütün bunlar seyir terasımız gibi alanlarımız. Şimdi bakın kongre merkezini bir adım daha atıyoruz, kongre merkezimizi yapıyoruz. Ve bu bölgeye ciddi manada Antalya'nın diğer bölgelerinden cazibe oluşturarak vatandaşları çekmemiz durumu söz konusu. Hem cazibe merkezi oluyor hem de istihdam yönüyle bu yeni iş imkanları. Tabii, bu sirkülasyon artınca ne oluyor? Esnafımız kazanıyor. Bizim bölgemizdeki insanlarımız için yeni yeni ticaret merkezleri meydana geliyor. Bakın şimdi biz
Varsak da modern bir şehirciliği hayata geçirince, yollarını, asfaltlarını, altyapılarını yapınca İdris Bey, çok ciddi manada ticaret merkezleri o bölgeye açıldı. Birkaç hafta evvel yeni bir ticari işletmenin orada açılışını gerçekleştirdik. Davetli olarak katıldık ve gerçekten orada sorduğum zaman kaç kişi çalışıyor diye 100'e yakın insanımızın orada istihdam edildiğini öğrendim. Bu bana büyük bir mutluluk verdi. Eğer biz şehircilik noktasında adımlarımızı atmasaydık, İmar planlarımız üzerindeki problemleri ortadan kaldırıp yatırımcıyı oraya çekecek bir cazibeyi belediyecilik noktasında oluşturmamış olsaydık o yatırım orada yapılmayacaktı. Sordum kim çalışıyor burada diye. Bu bölgedeki insanları tercih ettik. Bu bölgedeki iş arayan gençleri ve hanımları tercih ettik diye bir cevap verdiler. Yani belediyecilik şehrin biraz önünü açmayı gerektiren bir süreç. Ve belediyecilik şehrin önünü açarsanız, şehrin avantajlarını kullanırsanız çok farklı noktaya taşıyabilirsiniz şehri. Bakın biz 17 mahallemizde kat artışı yaptık. İmar planlarımızda revizyonlar meydana getirdik. Ve böylelikle bölgemizi çok farklı bir cazibeyle tanıştırdık ve bölgemizde şu an ciddi manada yapılaşma arttı. İnşaat zaten başlı başına biliyorsunuz bir istihdam kapısıdır. Bütün bu istihdam kapılarını açmak, aralamak suretiyle vatandaşlarımızın bulundukları bölgede iş yapabilme, istihdam olabilme imkanlarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu oluşturduğumuz projelerin tamamı, 7'den 70'e Kepez projemizin tamamı, Kepez'i yeni cazibe merkezi haline getirecek. Adeta Kepez'in bütün avantajlarını kullanmak suretiyle Kepez'i modern bir şehir haline getirebilecek adımlar ve projeler. 7 yaşındaki çocuğumuz da, küçüklerimiz de, 70 yaşındaki ihtiyarlarımız, büyüklerimiz, annelerimiz, ninelerimiz de, kadınlarımız da, ailelerimiz de, gençlerimiz de, yani toplumumuzu oluşturan bütün kesimler kendi arayışlarını bulabilecekler, aradıklarını bulabilecekler ve bütün onların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir bölge haline gelecek. İşte projelerimizin içerisinde ikinci projemiz olan Dokuma, uluslararası Kongre Merkezi ve bununla birlikte Dokuma Müzesi projesi de tam buna yönelik bir proje. Biz istiyoruz ki şimdi dokuma alanı yıllardır atıl duran bir bölgeydi. Bu dönemde biz üzerindeki hukuki problemleri çözmekle vakit harcadık ve Allah'a çok şükür idari yargı noktasını çözdük. Şimdi hukuk yargısını da çözmek suretiyle önümüzdeki süreçte orayı tekrar belediyemizin bir mülkü haline getireceğiz. Şu an bizden önceki dönemde yapılan sözleşmeyle o arazinin üzerinde sınırlı bir ayni hak, 49 yıllığına üst kullanım hakkı tesis edilmiş durumda. İdari yargıda bunu kaldırdık. Ama hukuk yargısında da bunu kaldırdıktan sonra, problemi çözdükten sonra oraya böyle bir tesis kazandıralım istiyoruz. 238 bin metrekare devasa bir kent parkı meydana getirelim. Bunun içerisinde dokuma müzesi olsun, su parkları meydana gelsin ve bu su parklarından, bu yaşam alanlarından bütün Antalyalı hemşerilerimiz istifade etsin istiyoruz. Arka tarafta 250 bin metrelik ticari alan var. O ticari alana da şöyle 10 bin kişilik büyük salonunun olduğu, 5 bin kişilik, 2 bin kişilik, 3 bin kişilik, 50, 100, 500 kişilik onlarca salon yapmak suretiyle aynı anda 15 bin, 25 bin kişinin aynı anda kongre yapabileceği bir tesisi kazandıralım arzumuz var. Ve bu kongre merkezini kazandırdığımız andan itibaren Antalya'nın en önemli cazibe noktası bu olacak iddia ediyorum. Ve Türkiye'deki kongre turizminin de en büyük pastasını alan tesis burası olacak. Bakın İstanbul'da kongre merkezleri kuruldukları yer itibariyle, alan itibariyle bizim dokuma alanımız kadar geniş değiller. Aynı zamanda İstanbul'da yatak ücretleri çok pahalı. Ama Antalya'da yatak ücretleri oldukça ucuz İstanbul'a mukayeseyle. Dünyanın çok farklı noktalarından, Türkiye'nin farklı noktalarından bizim bu uluslararası kongre merkezimiz kongre kabul eder hale gelecek. Dolayısıyla orada kim çalışacak? Bu bölgenin insanları çalışacak. Turizm hareketlenmiş olacak. Hep ağzımız açıldığında şunu söylemiyor muyuz? Turizm pastasından bu şehir 12 ay pay almak istiyor. Bunu söylüyoruz ama bunun gereğini yapmamız lazım. Nasıl bu şehir turizmden 12 ay pay alacak? Böylesi devasa projeleri meydana getirerek, ufuk açıcı projeleri bu şehrin insanlarına kazandırarak, büyük eserler hayal ederek ve bu büyük eserleri şehre büyük bir aşkla,
büyük bir hizmet sevdasıyla kazandırarak. Bu bakımdan bu eserin hem Kepez'in tanıtımı için hem Antalya'nın turizm pastasından 12 ay boyunca hisse alabilmesi, pay alabilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da Kepezli hemşehrilerimize bir istihdam kapısı aralayabilmesi bakımından çok çok önemli olarak görüyorum. Bu proje hayata geçtiği zaman İdris Bey en az 3000 kişiye iş ve istihdam sağlayacak bir proje olacak. Turizmle birlikte bunları dahil ettiğiniz zaman sayı daha da artıyor. İşte biz böyle ufuk açıcı projelerle Kepez'e yeni istihdam kapıları aralamak, yeni fırsatlar meydana getirmek arzusu içerisindeyiz. Ve bu bütün projelerimizin aslında özünde var olan duygu ve düşünce bu. Ama bununla beraber bu kitapçığımız içerisinde yer alan 70 tane proje insanlarımıza, hemşehrilerimize modern bir şehirde yaşamanın bütün ayrıcalıklarını sunacak. Evet, çok kısa bir aramız var Sayın Tütüncü. Tekrar birlikte olacağız. Sayın seyirciler, bu arada yoğun sorularınız gelmeye başladı. Reklamlardan sonra yine Sayın Başkan'ın vizyon projelerini konuşacağız ve sizlerin sorularına cevap arayacağız kısa bir ara. Reklamları kazandırıyor. Cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311-83-82. Afşar Simit her gün el değmeden tüm gıda sağlık kurallarına uygun olarak son teknoloji eseri makinelerde hazırladığı simitleri geleneksel odun ateşinde taş fırında pişirerek büyük nakliye filosuyla Antalya'nın dört bir yanına taze taze ulaştırıyor. Antalya'nın önemli resmi kurumlarının tercihi Afşar Simit, geleneksel yöntemleri modern teknolojiyle birleştirip lezzetten ödün vermeden sizlere her gün simidin, poğaçanın, pasta ve tatlı çeşitlerinin en sağlıklısını, en tazesini ulaştırmak için durmaksızın çalışıyor. Antalya'nın fırını Avşar Simit. Beğeniyorsanız Avşar Simit'tir. Alacaklarınızın finansmanında hızlı ve etkin çözüm Lider Factoring'den. Lider Factoring, vaktin ve nakdin değerini iyi bilir.
internette benimle gezebilecek, megabitlerden, gigabaytlardan bahsedebilecek bir sevgili istiyorum. Biraz da güzel olacak tabii. Adı da Netta olacak. Bu ne ya? Merhaba, ben Aytek. Merhaba, ben de Netta. Benim hayatım internet. Çok güzel, mükemmel oldu bu. Hayatımız internet, internetimiz TTNet. TTNet desin, internet de ötesin. Değerli konuklarımız, canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümde Sayın Tüdüncü bütün projelerini hem görüntüleriyle birlikte izledik ve açıklıyor birçok programda. Ama biz söz verdik. Sayın Başkan da seyircilerden gelen sorulara önem veriyor. Ve şu anda sizlerin sorularını Sayın Başkan'a yönelteceğim. Kat artışı konusunda ne düşünüyor Sayın Başkan? Onu az önce açıkladınız. Evet. Gülveren'de AVM yapacağınız söyleniyor muhalefet tarafından. Diğer belediye başkan adayları tarafından. Evet, bunların hepsi yalan. Evet. Gülveren'de AVM falan yapacağımız yok. AVM ile alakalı bir planlamamız da yok. Ve orada ticari alan bizden önceki dönemde yapılmıştı Gülveren Mahallesi'nde. Popüler'in çözümü noktasında o AVM alanını, daha doğrusu ticari merkez alanını küçültüyoruz. Ve bütün bunlarla birlikte o bölgede vatandaşlarımıza tapularını 2014 yılı içerisinde veriyoruz ve vatandaşlarımızın tapu problemini çözüyoruz İdris Bey. Tabii bu yıllardır devam eden ve çözümü de oldukça zor olan bir konuydu. Ama bizim Gülveren Mahallesi'ne, Kepez'in herhangi bir yerine bir alışveriş merkezi yapma gibi bir düşüncemiz, bir planımız, böylesi bir imar plan tadilatımız vesaire bunlar mevcut değil. Biz şu ana kadar Kepez'de 5 yıllık zaman zarfında AVM ile alakalı herhangi bir plan tadilatı yapmadık. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bu vesileyle Gülveren'deki vatandaşlarımız için problemin çözümü noktasında artık sona geldiğimizi de ifade etmek istiyorum. Evet. Yine bir seyircimiz sormuş. Çamlıbel, Erenköy, Esentepe mahallelerinde parseller üzerindeki 2B şehri kalkacak mı? Evet. Sayın Başkan'dan rica ediyoruz. Çamlıbel, demiş. Erenköy ve Esentepe mahallelerimizde 2B probleminin çözülmesiyle birlikte 2B şerhi kendiliğinden kalkması gerekiyordu. Ama bize de geçenlerde intikal eden bir bilgiye göre bunu defterdarlık kendiliğinden kaldırmamış. Belediye olarak biz kendilerine müracaatta bulunduk ve şu an bizim müracaatta bulunmamız neticesinde bölgedeki 2B şerhlerinin tamamını defterdarlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü kaldırıyor. Evet. Hiç endişe etmesin vatandaşlarımız. Evet. Yine bir seyircimiz sormuş. MHP adayı ben projelerimi önce açıklayınca benim projelerimi diğer adaylar aldı diye TV'lerde konuşuyormuş diye mesaj çekmiş. Siz Sayın Hakan Tütüncü noter onaylatmadı mı daha önce projelerini demiş. Evet, şimdi bir seyircimiz. İdris Bey, ben bunlara sadece gülüyorum. Bugün Türkiye'deki büyük şehirlerdeki bütün belediye başkanlarının projelerini alın. Bir önceki seçimlerdeki projelerini alın. Daha önceki seçimlerdeki projelerini alın. 20 sene evvelki projelerini alın. 3 aşağı 5 yukarı projeler zaten birbirine benzer. Birincisi bu. Evet. İkincisi, proje demek bir kağıdın içerisine bunları yazmak demek değildir. Proje Türkiye'de bir kağıda bir şeyleri yazmak gibi anlaşılıyor ama proje bir fikri ortaya koyabilmek, yani icraata geçirebilmektir. Bu da iki. Üçüncüsü, tabii biz 5 yıldır burada belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu 5 yıllık tecrübe çok önemli bir tecrübe. Biz 5 yıllık zaman zarfında çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2 hafta evvel açıkladığımız projeleri zaten oluşturmuş vaziyetteydik. Murat Bey, belediye başkanı adaylığına başlamadan önce biz bunları çok çok daha önceden yapmış, oluşturmuş, bitirmiştik. Noter onaylarımız da var. Ha, bize bu konuda daha fazla üzerimize gelirlerse noterden onaylı projelerimizi de kendilerine takdim edebiliriz. O zaman kendileri mahcup olur. Bunlar tabii çok ucuz polemikler ve ben bu polemiklerin içerisinde olmak istemiyorum. Evet, yine Cansu'nun gel demiş ki Hakan Tüdüncü'ye çok teşekkür ediyoruz. Her zaman engellerin yanında
demiş. Sağ olsun. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Önümüzdeki süreçte de engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak birçok projemiz ve birçok yardım çalışmamız olacak. Evet. Yine iyi akşamlar İdris Bey. Hakan Başkan'ı destekliyoruz. Selamlar. Bünyamin Keseroğlu mesaj göndermiş. Yine Sütçüler'deki tapuyla ilgili sorular var. Daha önce parasını yatıranlar. Evet, 96-2000 yılları arasında. 96-2000 yılları arasında Sütçüler bölgesi başta olmak üzere Kepez'imizde para yatırmış olan bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Önlerinde çok önemli bir hukuki engel vardı ve onu kaldırmak suretiyle şimdi biz onların mağduriyetlerini ortadan gideriyoruz. Belediye meclisimizde konuyu komisyona havale ettik. İnşallah önümüzdeki belediye meclisimizde de bu konuyla alakalı kararımızı oluşturup o vatandaşlarımıza ekstra para ödemeden tapularını teslim edeceğiz. Rahat olun. Evet. Sayın Başkan, çok destek mesajları var. Hasan Coşan, Bünyamin Keseroğlu, Akif Ayanlar size başarılar diliyor ve destekliyoruz demişler. Yine Kamil Şimşek, Avni Tolunay Mahallesi'nin tapuları ne olacak demiş. Avni Tolunay Mahallesi ile alakalı çalışmalarımız da son aşamasına geldi. Orada planın olmamasından dolayı tapulama işlemiyle alakalı bütüncül bir çalışma yapılamıyordu. Şu an 5 binlik planı Büyükşehir Belediyesi yaptı. Askı süreci tamamlandı. Konu binlik imar planının yapılması aşamasına gelmiştir. Bu planlama yapıldıktan sonra o bölgedeki vatandaşlarımızın tapularını da kendilerine takdim edeceğiz. Bir kısım yerlerin belediyemize intikali Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden sağlanmıştır. Diğer kısımlarında intikali süreci devam ediyor. Yani Avni Tolunaylı hemşehrilerimiz 2014 ya da 2015'in en geç 6. ayına kadar orada tapularına kavuşacak ve üzerlerine inşaat yapmaya başlayacaklar. Evet. Yine Yusuf İrbeç sormuş. Evet. Atatürk Mahallesi'nde pazar yeri ve aile sağlığı merkezi olacak mı demiş. Hakan Başkan'ın arkasındayız demiş. Sağ olsun Yusuf kardeşimiz. Aile sağlığı merkezi ile alakalı bir çalışmamız devam ediyor. Pazar yeriyle ilgili yer probleminden dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz Atatürk Mahallesi'nde. O problemi de aşar aşmaz inşallah oraya da öyle bir çalışmayı kazandıracağız. Evet, Halil Mert demiş, Yeşilyurt Mahallesi'nden başkanı destekliyoruz demiş. Aşağı yukarı Kepez'in birçok mahallesinden mesajlar geliyor. Yine Altınova'dan gelmiş. Evet. Altınova bölgesinin imar çalışması ne aşamada? Hemen söyleyeyim İdris Bey, çok güzel bir soru. Biz göreve geldiğimizde imar planı yoktu. Ama şimdi imar planları tamamlandı. 18 uygulaması ve parselasyon yapılıyor. 18 uygulaması ve parselasyon da tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız artık imar tapularını alabilecekler ve biz belediye olarak çap verebilir hale geleceğiz. Ve bu çok önemli bir gelişme olmuştur Altınova için. Altınova 5 yılda imar planlarını tamamlamış, hukuki problemleri ortadan kaldırmış ve parselasyon aşamasına getirmiştir meseleyi. Bu dönemin en çok kazananı Altınova olmuştur. Çünkü 30 yıldır imar noktasında bir beklenti içerisindeydi. Ve bu beklentisini hamdolsun, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki biz çözdük. Artık Altınova'yı çok güzel günler bekliyor. Evet, yine çok destek mesajları var. Allah'ın izniyle yine Kepez'in başında olacaksınız demiş İsmail Yavuz. Yine Şevket Polat, Peygamber Ocağı'ndan arkadaşım Sayın Başkan'ı her zaman destekliyoruz demiş. Bursa'dan izliyormuş. Yine birçok bölgelerden sorular var. Baraj Mahallesi'nden destek mesajları var. Yine Kepez'de böyle olalı bir başkan görmedi demiş Gencay Büyükkalay. Sağ olsun. Yine Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Kepez Ekmek Vakfı'nda öğrencilere burs verdiği için demiş. Evet, 4400 öğrencimize 5 yıl içerisinde burs verdik Kepez Vakfımızdan, Ekmek Fabrikamızdan. İdris Bey, bu da bizim için büyük bir mutluluk. Türkiye'de Türkiye Diyanet Vakfı'ndan sonra en çok burs veren ikinci vakıf. Ama ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Eğitim anlamında. Hamdolsun göreve geldiğimizde 2 trilyon lira borcu vardı. Ve bunun yanında da 6 kişiye sadece 3 aylık burs verebilmişti. Aylık da 60 milyar muntazaman zarar ediyordu. Şimdi o kara günler, o kötü günler gitti. Vakıf kuruluş amacına uygun kullanılmaya başlandı. Ve yaklaşık 4400 öğrencimize de 5 sene içerisinde burs verdik. Bununla beraber de yaklaşık yılda 1 milyon lirada vatandaşlarımıza, fakir fukaraya, garip gurebaya karşılıksız yardımda bulunuyoruz.
Ve inşallah önümüzdeki dönem ekmek fabrikamız çok daha farklı bir sıçramayla daha fazla insanımızın yardımına koşacak ve daha çok öğrencimize burs verecek. Bu da çok önemli bir nokta. Evet, yine seyircimiz sormuş ki gerçekten günümüz biliyorsunuz internet teknoloji dönemi. Evet. İnternetle ilgili, teknolojiyle ilgili KPZ'lerin daha iyi yararlanabilmesi adına projeleri var mı? Var. Önümüzdeki, önümüzdeki bahar ayı artık KPZ'in birçok prestij parkında internetin ücretsiz olduğu bir bölge haline gelecek. Ve inşallah bu yaz parklarımızı, mesire alanlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımız ücretsiz internetin mutluluğu içerisinde olacaklar ve o mutluluğu yaşayacaklar. Evet. Yine Sayın Tütüncü, istihdam yönüyle önümüzdeki eğer tekrar seçimlerde kazanırsa kazanmasını istiyoruz demiş. Bu şekilde istihdam yönüyle çalışmalar olacak mı demiş bir seyircimiz. Tabii biz belediye olarak bugüne kadar binlerce vatandaşımıza iş, aş ve ekmek kapısı sunduk. Şöyle ki İdris Bey, bizim belediyemizde bendeki rakamlar bu 7000 civarında var. Vatandaşımızı çeşitli işverenlerle buluşturmak suretiyle bunlara iş kapısı araladık, iş bulduk, aş bulduk, ekmek bulduk. Ama kalkıp da hani biz bunların reklamını yapmayı da çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bunların reklamı yapılacak konular değil. Biz vatandaşlarımızın her türlü derdiyle dertleniyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine hem işverenlerimizle iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz. Hem de az evvel projelerimizde ifade ettiğimiz gibi yeni yatırımlarla, yeni cazibe merkezleriyle, yeni işletmelerle, belediyemizin kendi kuracak olduğu teşekküllerle çok farklı bir istihdam yolculuğunu daha KPZ'e armağan edeceğiz. Evet, yine Barsak'tan destek mesajları var. Kuzeyyaka Mahallesi'nden Yasin Aydoğan sizi destekliyor. Yine Beşkonak Mahallesi'nden Nihat Güzel, Sayın Başkan demiş ki projeleri arasında Beşkonak Mahallesi'nin projesi var mı? Demiş. Başarılar diliyoruz, destekliyoruz demiş. Evet. Beşkonak Mahallesi bizim en çok yatırım yaptığımız, bu dönemde özellikle altyapı çalışmaları, asfalt konusunda çok hizmet ettiğimiz bölgelerden birisi. Okulun eğitim imkanlarının geliştirilmesi konusunda da yaptığımız çok önemli hizmetler var o bölgeye. İnşallah önümüzdeki dönemde de Beşkonak'ın daha güzel bir şehir olabilmesi için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama İdris Bey, Beşkonak Mahallesi, Baraj Mahallesi ve Habibler Mahallesi demişken beni çok heyecanlandıran bir projeyi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. O da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapacağımız Düden Havzası'nın baraja kadar olan kısmında, kaynağına kadar olan kısmında yapacağımız iyileştirme, rekreasyon ve düzenleme çalışması. Hem de bu vesileyle Habibler ve Baraj mahallelerimizde 1996 yılında sit alanı ilan edilen bölgedeki vatandaşlarımızın sit alanı problemi de çözülmüş olacak. Ve o sit alanında kalan vatandaşlarımız konutlarına kavuşmuş olacak ve onların da mağduriyetlerini ortadan kaldırmış olacağız. Ama aynı zamanda bu Antalya için değil, Türkiye için örnek bir proje olacak. Çeşitli su yükseltileriyle, suyun kot farkı oluşturulup düşürülmesiyle birlikte etrafında yeşil alanların, mesire alanlarının oluşturulmasıyla çok farklı bir cazibeyi inşallah Cırnık Köprüsü'nden baraja kadar olan o Düden Havzası'nda yaşatacağız, var edeceğiz. Bu da çok önemli bir kazanım olacak. Beni çok heyecanlandıran ve vatandaşlarımızın da mağduriyetlerini çözecek bir proje olacak. Evet. Sayın Başkan'a belediye personel olarak çok teşekkür ediyoruz demiş. Alacaklı konusunda, ikramiye konusunda evet, teşekkürleri var. Yine belediye personeliyle ilgili bir soru var. İyi yayınlar İdris Bey. Sendikalı belediye personellerinin sözleşmeleri ne durumda ve geçici işçilere sendika olanağı sağlanacak mı? Başarılar diliyoruz demiş. Başkanımı destekliyoruz demiş. Evet, biz evet, işimize son derece hürmet ettik. Göreve geldiğimiz zaman yaklaşık 1.8 trilyon lira borcu vardı belediyemizin çalışanına. Yıllar yıllar evvelinden borçları vardı ama şu an borçlarını tıkır tıkır ödemiş ve alacaklarını da yine vatandaşlarına, çalışanına zamanında kavuşturmanın mutluluğunu yaşayan bir belediye başkanı olarak buradayım. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun ki işçilerimizin alın teri kurumadan onların paralarını kendilerine teslim ettik ve hiç belediyemizde alacakları yok.
hayatları çok farklı bir şekilde düzene girdi. Ben bütün işçilerimizi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda onların benden daha fazla payı ve emeği var. Biz ürettiğimiz bütün hizmetleri çalışanlarımızla, işçimizle, memurumuzla, mühendisimizle, bürokratlarımızla yapıyoruz. Onlara da huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Kepezli hemşerilerim adına. Evet. Çok destek mesajları var. Yine Yunus Emrah sizi destekliyormuş. Kuzey Çevre Yolu projesini soruyorlar. Evet. Evet. Şimdi tabii Batı Çevre Yolu ile alakalı çalışmalar biliyorsunuz başlamıştı ama Kepez bölgesinde planlamanın yapılamaması nedeniyle yarıda kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu Batı Çevre Yolu tamamlanacak. Ama bir de Kuzey Çevre Yolu yani Korkuteli Kavşağı'ndan Isparta Kavşağı'na bağlanacak. Varsan üstünden böyle bir yol planlaması ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Yatırım planlarına alınıyor ve inşallah da bu yol en kısa zamanda bölgemize kazandırılacak ve Antalya'ya çok önemli bir arter ilave edilmiş olacak. Ama Kepez ve Varsak da tabii çok farklı bir değeri bu yolla birlikte almış olacak. Evet, Sayın Hakan Tütüncü'nün yapacaklarının teminatıdır. Kendisini destekliyoruz. Sinan Demirtaş yine evet. Size yine Hüsnü Karakaş mahallesinden destekler var Sayın Başkan. Birçok seyircimiz ismini de yazmamış. Yani yine yollarla ilgili teşekkürler var bazı mahallelerde. Sayın Tütüncü, programımızın sonuna da geldik. Yönetmen arkadaşım işaret ediyor. Son olarak Antalyalılara, Kepezlere ne tür mesaj etmek istersiniz? Ben sizi seyirciyle baş başa bırakayım. Evet, İdris Bey, tabii ben bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar hep seçimler mülkiyet problemleri üzerinden sürdürüldü. Mülkiyet, tapu, hep seçim vaatlerinde bunlar vardı. Ama biz 2009'da ilk defa hem tapu problemini çözeceğimize söz verdik hem de bununla birlikte bölgemizi modern bir şehir haline getireceğiz dedik. Bununla ilgili yapacağımız projelerimiz vardı, eserlerimiz vardı. Vatandaşlarımıza 2009'da bunları anlattık. Hamdolsun 2009'da vatandaşlarımız bizi o makama tensip buyurdular ve onların oylarıyla belediye başkanı olduk. Bugün geldiğimiz noktada bu projelerimizi bir bir gerçekleştirmek suretiyle bugün Antalya'nın tamamında taraflı tarafsız herkesin çok beğendiği bir belediyecilik hamlesini başlatmış ve bunu kararlılıkla sürdüren bir belediye olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Bölgemizin avantajlarını ön plana çıkardık ve o avantajlarla birlikte Kepez'i adeta kabuk değiştiren bir şehir haline getirdik. Artık Kepez'deki birçok yaş grubundan insanımız, halkımız Kepez'de yaşıyor olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyorlar. İşte şimdi biz diyoruz ki bu dönemde de bu seçimlerde de projeler yarışsın ve vatandaşlarımıza projeler anlatılsın. Biz önümüzdeki dönemin hedefini koyduk. Çok daha mutlu insanların yaşadığı, çok daha örnek projelerin yapıldığı, Türkiye'ye örnek olan bir şehir meydana getirmeyi arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızla el ele vererek, muhtarlarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla ortak aklı harekete geçirelim istiyoruz. İş adamları derneklerimizle, şehrin imarına, inşasına katkı veren müteahhitler derneğimizle birlikte, çok değerli kanaat önderlerimizle birlikte, kent konseyimizle birlikte el ele verelim istiyoruz, gönül gönüle verelim istiyoruz. 7'den 70'e bütün yaşayanların mutlu olduğu bir Kepez'i inşa edelim istiyoruz. 5 yıllık bir belediye başkanlığı tecrübemiz var. Gerçekten bu tecrübe öyle parayla pulla satın alınabilecek bir şey değil. O tecrübelerden çıkardığımız bizim bir takım yine projeksiyonlar var. O projeksiyonları da ortaya koymak suretiyle çok daha güzel bir Kepez'i el birliğiyle, gönül birliğiyle inşa edeceğiz. Kepezli hemşerilerim de bu heyecanı ben bu seçimlerde bir önceki seçimlere göre daha üst düzeyde görüyorum. Hamdolsun teveccühlerinin çok üst düzeyde olduğunu görüyorum. Onlarla birlikteyiz, beraberiz. İnşallah bu teveccüh hem Antalya'yı hem de Kepez'i çok daha modern bir şehir olma yolunda depar attıracak bir teveccüh haline gelecek ve inşallah 30 Mart gecesi kazanan Kepez olacak, kazanan Antalya olacak. Evet. Ve 5 yıl sonra da bu 70 projenin çok daha fazlası Kepez'e, Kepezli insanımıza
halkımıza kazandırılacak diyorum. Evet, Sayın Tütüncü çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, seçim akteniz tüm hızıyla devam etti. Bu akşam bu kadar. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Esen kalın.